Efendim Rusya'nın anlaşmayı askıya alması sonrasında şimdi herkesin aklındaki soru tahıl krizi geri mi dönüyor? Üzerine konuşalım istedik biz de. Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ece Baban konuğum olacak bu saat diliminde. Hoş geldiniz diyorum Sayın Baban öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Meltem Hanım. Sayın Baban, Rusya neden bu anlaşmadan çekildi? Dilerseniz çerçeveyi en başından çizerek başlayalım. Sivastopol'de gemilerine saldırı düzenlenmesine önce gerekçe gösterdi. Bunu gerekçe sundu. Ancak Rusya'nın bu anlaşmayla sadece Ukrayna tahılının dağıtılmasından rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu da anlaşmadan çekilmesinin bir nedeni olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kesinlikle Rusya özellikle bu anlaşmadan çekilebileceği ile ilgili sinyalleri Ukrayna'ya aslında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden hava savunma sistemleri ve silah yardımı yapılması ile ilgili en son Kerç Köprüsü'nün de bombalanmasından sonra aslında bu sinyalleri vermişti. Bunun için bir gerekçe arıyordu. Neden? Çünkü Rusya'nın özellikle hem enerji konusu hem de gıda yani tahıl konusunu aslında bir şantaj unsuru olarak kullandığı ile ilgili çokça eleştirilere şahit oldu dünya ve bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden de Avrupa Birliği'nden de çokça eleştiri geldi. Bu hem gıda hem de enerji konusunu dünyada büyük bir krize çevirmemesi için Rusya'nın aslında gerekleri yerine getirmesi konusunda. Şimdi savaşın gidişatına baktığımız zaman Rusya'nın elinde çok önemli iki tane koz var. Bu iki koz sadece Ukrayna'yı ve Rusya'yı ilgilendirmiyor. Aynı zamanda gelişmekte olan ülkeler yani aslında Rusya'nın mutlaka tahıl koridorunun işlemesi gereken yönü işaret ettiği işte daha az gelişmiş olan ülkelere, Avrupa ülkelerine değil de az gelişmiş ya da gelişmekte olan ya da daha doğru ifade etmemiz gerekirse dezavantajlı bölgelerde bulunan ülkelere bu tahılın gitmesi konusunda Rusya'nın çokça uyarısı oldu. Fakat elindeki iki önemli kartı, iki önemli gücü aslında kendisine ekonomik anlamda hem uygulanan yaptırımlar hem de Rusya-Ukrayna savaşında ilhak ettiği dört bölgenin kendi elinde bulunması ve bundan sonraki süreçte aslında savaşın Rusya'nın istediği şekilde Ukrayna topraklarında ilerlemesi ya da istediği sonucu alması için birazcık daha Batı üzerinde yani hem Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri üzerinde hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya yardım, Ukrayna'ya yardım politikalarını durdurması ile ilgili olarak bir koz olarak kullanıyor. Dolayısıyla ben bu gıda kriziyle ilgili olarak aslında bu krizi tırmandırma sürecinin tamamen Ukrayna'nın aslında Kerç Köprüsü'yle başlayan saldırıyla birlikte bundan sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nden gelebilecek olan yardım paketi ve aynı zamanda onlara verilen silah desteğine karşı bir güç gösterisi olarak bir aslında sınırlandırma, kısıtlandırma olarak değerlendirebiliyorum. Dolayısıyla bunun bedelini yani Rusya'ya karşı uygulanan tüm bu yaptırımların bedelini dünyaya ödetmek aynı zamanda da burada tabii ki Rusya'nın kendi gıda yani tahılının da aslında tamamen bu misyonun içerisinde yani Karadeniz'de özellikle tahıl koridoru anlaşması yapılırken Ukrayna'dan çıkacak olan tahıl kadar Rus tahıllarının da dünyaya satılması ile ilgili bir baskının oluşturması için böyle bir karar aldığını söyleyebilirim. Peki Türkiye ve Birleşmiş Milletler şimdi Rusya'nın anlaşmadan çekilmesini açıklamasından hemen sonra devreye girdi. Süreç nasıl devam edebilir bundan sonrası için neler öngörüyorsunuz? Süreç gerçekten bir krizi tetikler mi tekrar? Evet tetikler çünkü baktığımız zaman yani bu krizin çözülmesi önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya baktığımızda da hem aslında sağlık konusunda hem de tahıl yani gıda krizi konusunda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'le birlikte aslında çok önemli bir adım attığını ifade etti. Şimdi
küresel olarak baktığımızda 80'den fazla ülkede aslında rekor düzeyde, yani 345 milyon kadar insanın akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Ve 50 milyona yakın insanda insani destek olmadan kıtlığa itilme riskiyle karşı karşıya. Baktığımızda Maslow'un hiyerarşisinde bizim en altta hayatımıza devam edebilmemiz temel ihtiyaçlarımızda beslenmek var. Hı hı. Eğer bir yerde beslenemezseniz bunlar sizin göç hareketlerini, yani o kontrolsüzce düzenli olmayan düzensiz göç hareketlerini tetikler. Göç hareketleri bölgesel ekonomileri etkiler. Çünkü farklı ihtiyaçlar beraberinde gelir. Kültürel çatışmaları etkiler. Gıda arayışı beraberinde önemli bir aslında savaş nedeninin başlangıcı olarak da karşımıza çıkar. Şimdi bu yüzden karşılaştığımız kriz sadece dezavantajlı bölgelerde yaşanan bir kriz olarak değil, aynı zamanda dezavantajlı bölgelerden artık avantajlı bölgelere beslenmek için, o temel ihtiyacını karşılamak için gitmek isteyen insanlarla bir takım çatışmaların doğmasına neden olabilir. Bu yüzden baktığımızda bu krizin çözülmesi için Türkiye elinden geleni arabuluculuk olarak yapıyor, ama yabancı basında ki bazı açıklamalar birbiriyle çelişkili açıklamalar da var. Mesela Putin'in bir süre aslında herhangi bir liderle görüşmek gibi bir planın olmadığını söylendiği açıklamalar da var baktığımız zaman. Ama diğer taraftan gıda krizinin çözülmesi için bence mutlaka açık bir kapı bırakarak aslında kendi dayattıklarını, yani Rusya'nın kendi dayattıkları hangi kararlar varsa, kendi çıkarıyla alakalı olarak, kendi tahılının dünya pazarına açılmasıyla ilgili olarak burada bir koridor yaratabilirse kendisine, o zaman bu sorunu çözmek için gerekli adımların atılması için belirli düzeylerde tekrar bence Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Rusya anlaşmanın devam etmesi, anlaşmanın yinelenmesi için mutlaka bir ortak bir kararda buluşacaktır diye düşünüyorum. Aksi takdirde çünkü bu kriz oldukça yüksek rakamlara ulaşabilecek ve dünyada daha büyük sorunlara yol açabilecek bir süreci tetikleyecek. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu krizin sonucunda bizi bir göç tufanı bekliyor diyebilir miyiz? Bu ülkelerde açlıkla mücadele eden insanlar karınlarını doyuramadığı için çeşit savaşlar ve göçler de yine meydana gelebilir dediniz. O yüzden tüm dünyayı gerçekten yakından ilgilendiren bir gelişmeydi. Bizler de takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler Doçent Doktor Ece Baban bizimle birlikteydi efendim.